Önceki dersimizde Avis Studio Tools'un Atal eklentisinin kurulumunu anlattım. Bu derste de bu eklentiyle kiremit modellemesi yapacağız. Bunun için daha önceden üzerinde çalıştığımız, modellemesini yaptığımız mimari çalışma dosyamız vardı. Bunu açıyorum. Çatı kısmını seçelim. Çatı kısmına ihtiyacımız var sadece. Bunu seçip sağ tıklayıp Hide Unselected diyorum. Çatımız simetrik olduğu için bir tarafını seçip bırakmamız yeterli olacaktır. Bakın, simetrik. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet. Bu konum uygun bize. Listeden Avis Studio Tools diyorum ve Atiles'ı seçiyorum. Atiles'ı seçtikten sonra önce Parameters kısmında hangi yönde nesnenin oluşturulacağını seçmemiz gerekecek. X, Y düzleminde oluşturulacak. Dikkat ederseniz X, Y düzleminde aslında bu nesne. Başka bir düzlem olsaydı burayı değiştirmemiz gerekecekti. Y düzlemini sadece doğrusal olarak nesneleri oluşturmak için kullanıyoruz. Bu nedenle X, Y düzlemini seçiyorum. Buradaki açı ve değerlerin hiçbirisine dokunmadan buraları sıfırlayabilirsiniz. Onu da belirteyim. Alt kısımda bulunan listeden buradan hangi nesneyi kullanacağımızı seçiyoruz. Bu bir face yüzey olabilir, işte iki tane yüzey olabilir, box olabilir, plane olabilir gibi devam ediyor. Biz burada rough tiles seçiyoruz, yani kiremit modelini seçiyoruz. Buradaki değerleriyle herhangi bir işimiz yok. Ardından S harfine tıklayarak snap toggle'ı aktif ediyorum ve böylece belli noktalardan nesnenin kenetlenmesini sağlıyorum. Şimdi çatı için oluşturduğumuz pleyinin ebatları burada belli. Üst noktadan genişlik veriyoruz. Ardından uzunluğunu buradan tanımlıyoruz. Eğer bu şekilde direkt oluşturursak görmüş olduğunuz gibi doğrusal bir şekilde oluşuyor. Bizim istediğimiz doğrusal bir şekilde oluşması değil arkadaşlar. Nedir? Bunun aynı zamanda çatının yüzeyine eğimli bir şekilde oluşmasıdır. Bu nedenle bu Create Options'tan Point 3 seçeneğini kullanarak oluşturacağız. Önce oluşturduğumuz Atiles'i seçip siliyoruz. Şimdi Tiled Angle seçeneğini kullanarak bu 3 noktanın açısına göre kiremit modeli oluşturacağız. Birinci nokta, ikinci noktaya tıklıyoruz. Ardından üçüncü nokta burası. Buraya da tıklayıp oluşturuyoruz. Bu tıklamalar esnasında sürükleyip tıklama yapmanız gerekecek. Onu belirteyim. Gördüğünüz üzere kiremitlerimiz oluştu yüzey üzerinde. Tabi poligon sayısımız da arttı buna paralel olarak. Şimdi sadece çatımızın oluşturduğu alan içerisinde kiremit modellerimizin kalması için buraya iki boyutlu şekiller ekleyeceğim ve örnek vermek gerekirse şu alanı çıkartacağım ve yine diğer alanda burası balkon üstüne geliyordu, teras kısmına. Burayı da alan içerisine çıkartacağız. Üst görünüşe geçiyorum. Çatı için oluşturduğumuz bu plane nesnesini seçip sağ tıklayıp Hide Unselected diyorum. Bu nesneden iki boyutlu şekil çıkartabiliriz veyahut da baştan kendimiz bir şekil üretebiliriz. Shapes'lardan bir tane line listesi oluşturacağız. S harfine tıklıyorum. Ve buradan belli noktalardan kenetlenerek nesneyi oluşturuyorum. Burada, burada ve burada Close Spline dedik.
Şu anda verteklerimiz bunlar corner seçeneğinde değil, smooth seçeneğindeydi. Sağ tıklayıp bunları bütün vertexleri seçip sağ tıklayıp corner dediğimizde doğrusal bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Yalnız burada ufak bir detay giriyor devreye. Duvar ile buradaki çatının birleştiği noktada biraz iç içe geçmeler vardı. Bunları bir miktar müdahale ederek düzelteceğiz. Bu esnada snap toggle'ı kapatalım. S harfine basarak kapatıyorum. Bir miktar içe aldım. Aynı işlemi burada da yaptım. Yukarı doğru aldım. Şeklimiz hazır. Sağ tıklayıp unhide al diyorum. Bütün nesneler ekranda görünüyor. Line nesnesinden çıktım. Atiles nesnesini seçtikten sonra dediğim gibi buradaki Advanced Tools'a geliyoruz. Advanced Tools'tan Pick Shape veya da Pick Region demek suretiyle seçili nesneye göre bu nesneyi buduyoruz. Atiles nesnesini fazlalık kısımlarını çıkartıyoruz. Subtract seçeneğiyle kullanırsak sadece burada seçtiğimiz alan içerisindeki dışındaki nesneler kalacak. Yani şu anda pick region deyip de buraya tıkladığımızda bu kısım sadece kalacak. Bizim istediğimiz bu değil tabi. İşlemi geri alalım. Burada Intersect seçeneğini kullandığınızda otomatikman bu işlem gerçekleşecektir. Subtract'a tıklıyorum. Intersect diyorum. Gördüğünüz üzere bu alanı otomatikman kesti. Şimdi devam ediyoruz. Bu kısmı bir de oluşturalım. Sağ tıklayalım. Hide unselected. Bu tarafı oluşturuyoruz şimdi de. Yine Create'den Geometry ve Avi Studio Tools Tiles. 3 nokta Tile Dense seçeneğin yanında bu sefer Cut and seçeneğini check ederek bu sefer oluşturacağız kiremiti. Nedeni ise burada açılı bir kısmın oluşması. S harfine basıyorum. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta. Tabi her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Bu durumda hiç paniğe gerek yok. Modify tab'a geçiyoruz. Parametrelerin hepsi burada mevcut. Gördüğünüz üzere. Cut and seçeneğini burada şuradaki açı 135 derece kadar olacak. Şu şekilde yazıp da işlediğimizde problem çözülüyor. Üst görünüşe geçip bu nesneyi aynalama işlemini yaparsak Y yönünde aynalama olacak. Kopyalanacak. İstenç diyelim hatta. Ve bunu taşıyacağım. Şimdi sağ tıklayıp unhide al diyorum. Gördüğünüz üzere burada kiremitler oturur. Ancak şurada açıyı belki düşürebiliriz. 133 yapalım. Bakın tam burası oturdu. Şimdi kiremitlerin üst kısmına da çatı kiremiti ekleyelim. Bu işlem için Y doğrultusunu kullanacağım. Yine Snap Toggle'ı kullanabiliriz.
şekilde önce Y doğrultusunu, ardından şu iki noktayı seçiyoruz. Burada oluşturduğumuz kiremitler vardı. Onlar yanlışlıkla ya silindi ya son işlemde geri aldık. Şöyle bakıyorum. Yanlışlıkla taşımış olabilir miyiz diye. Evet, şurada yanlış bir işlem yapmışız. Ekranda boş bir yere tıkladıktan sonra bir daha atay istiyorum. Bu sefer Y doğrultusunda oluşturacağım. Şu şekilde. Bakın. Nesneyi oluşturduk. Yine aynı işlemi üst kısımda da yapıyorum. Burayı döndürerek yapalım biraz. Uygun açıyı sağladıktan sonra atayız. Şu şekilde. Oluşturup bıraktım. Şimdi bu oluşturduğum kiremit nesnelerini öbür tarafa aynalayabilirim. Tabi bu arada artık alttaki planelere de ihtiyacımız kalmadı. Onu da belirtelim. Sağ tıklayıp Hide Selection. Buradaki plane nesnesini seçip siliyorum. Burada, bu tarafı da siliyorum. Sağ tıklayıp Unhide Al diyorum. Ve diğer nesnelerin görüntülenmesini sağlıyorum. Şimdi kiremitlerimizi seçip bunları Mirror komutuyla aynalayacağız. X doğrultusunda aynalayacağız. Buraya değer giriyorum. 1500 fazla oldu. Şuradan mouse'la Snap Toggle'ı kapatalım. Mouse'la taşıyarak işlemi tamamlayalım. Böylece Atiles eklentisiyle binamızın üstüne kiremit modellemesi de yaptık.